Merhaba sevgili seyirciler. Gerçeği Arayış programına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün araştıracağımız konu yeni yaşam. Evet, Tamer Bey de bizimle konumuzu araştıracak ve yardımcı olacak. Tamer Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Kadir Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Konumuza başlamadan önce aklıma bir hikaye geldi. Daha doğrusu yaşanmış bir olay. Evet. Bu da Kutsal Kitap'tan bir olaydı. Biliyorsunuz çok eski zamanlarda Yahudi halkın başına çok büyük, kötü bir felaket geldi. Mısır tarafından halk ne yaptı? Aldı esir oradan o insanları, Yahudi halkının insanlarını ve kendi topraklarına getirmiş, esir olarak getirmiş oldu. Orada çok gençleri seçmiş oldular. Herkesini esir almıyorlardı, seçilmiş insanları. Ve biliyorsunuz kim vardı orada sizlerde. Genç bir delikanlı, yaklaşık 17-18 yaşlarında Daniel, o zaman peygamber daha değildi. Daniel bir Yahudi halkından bir gençti. Bir arkadaşları evet birlikte. Onlar oraya getirildiğinde çok değişik bir manzara görmüş oldular ve tabii ki aynı anda da çok utancı yaşamışlardı. Çünkü sonuçta Allah'ın bir halkı ve onlar emindiler ki hiçbir zaman Allah onları bırakmayacak, ama öyle bir durumda oldular ki farklı putperest bir halk onları ele aldı ve onlar artık esirde. Fakat Daniel ve onun arkadaşları hiçbir zaman çökmediler, yani diz eğilmediler. Allah'ın bayrağını her konuda devam etmeye kendi aralarında karar verdiler. Ve yeni getirildiği zaman onlar oraya tabii ki ilk başta ne yaptılar? Onları da muhtemelen temizlediler, pakladılar. Çünkü yolculuk bayağı tozlu, uzundu. Ondan sonra yemek verdiler ve onlar kendi ailesinde bir alışkanlık yemek menüsünü olduğunu diye tahmin ediyorum. Onlar bu şekilde devam etmeye karar verdiler ve ne yediler? Doğal şeyleri, sebze, meyve, buğday ekmek, yani buğday türleri ve cevizlerle. Fakat sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme. Evet. Yani şu anda günümüzde bunu söyleyebiliriz. Onların üzerinde bir tane hizmet eden baş diyelim ki hizmet veren bir kişi vardı. Onu fark etti ve onlara şöyle dedi. Sizin yemeğiniz bunlar iyi değil. Siz her şeyden yemek zorundaysınız. Daniel ne yaptı? İtiraz etti. Yok efendim, biz bu şekilde yemek istiyoruz. Bizim tercihimiz böyle değil. Fakat baş görevli şunu dedi. Eğer siz bunları yemeyecekseniz o zaman benim kellem gitmiş olacak. Yani kralın verildiği bize emiri, sizler kralın masasından bütün yiyecekler yiyeceksiniz. Bundan dolayı Daniel şöyle, onunla bir pazarlığa girmiş oldu. Şöyle demiş oldu. Sen bize 10 gün bir zaman ayır. Bu 10 gün içerisinde sen görmüş olacaksın. Eğer bizim yüzümüzde bir değişiklik olacak ise sen bizlere vereceksin artık kralın masasından yiyeceklerini ve biz o yemekleri yemeye devam edeceğiz. Orada işte yağlı yemekler, içkiler, yani zarar getiren, sağlığa birçok iyi olmayan yemekler. Evet tamam dedi baş görevli, kabul etti bu durumu ve Daniel ve onun 3 arkadaşı bu yemeği sağlıklı beslenmeye devam ettiler ve 10. günün sonunda onları karşısına çıkardı ve kıyasladı diğer gençlerle. Ve fark etmiş oldu ki gençler yemekten vazgeçen, kralın yemeğinden fiziksel olarak ciltleri,
görünüşlü, ilk görünüşte çok çok daha iyiydi. Ve zeka olarak bilgi almalarını ve karşılık verdiği hocalarına onlar çok daha üstün durumdaydılar. Ve bundan sonra da onlar baş körüyle anlaşmasını devam ettiler ve aynı şekilde yemeklerini yemeye devam ettiler. Burada görmüş oluyoruz ki Allah bizler için verdiği menüyü bizim için vermiş oluyor. Ve bu gençleri örnek alacak olursak anlıyoruz ki Allah sözünde duran, bilen neden vermiş bu menüyü. Şimdi günümüzde de birçok insanlar işte sağlıklı, güzel görünme olmayı istiyorlar ve bu diyelim ki diyetleri tutmaya çalışıyorlar. Aslında Allah'ın bir zaman için bunu tutmak istemiyor bizden beklentisi değildir. O hele onun yolunu olan çocuklarına bunu daima olmasını ister. Ne der? Çünkü düzgün zor komplikasyon olan içinde olan yiyecekler, gıdalar onlar ne yapıyorlar? Vücudumuzu yoruyorlar. Onu hazmetmek, onu çözmek midede çok çok uzun süre alıyor. Ve ne yapıyor o zor olan yemekler? Midemizde kaldığımız zaman biliyoruz ki 36 derece ısısı var bizim midemizde. Bir de kapalı bir yerde. O yemek ne yapmaya başlıyor? Çürümeye başlıyor. Çürümüş olan bir yemek o şekilde geçmiş oluyor kana. Kana geçince bu çürümüş olan gıda yani diyeceğiz kimyasal artık maddeler çünkü midemizin görevi olan gıdayı çözmek kimyasal maddeye geri dönüşünü yapmak. Bu kötü olan maddeler artık bozulmuş bitmiş yani çöp olacak olan maddeler onlar kanımızda devam ederek bütün organlara vermiş oluyorlar. Bundan dolayı da işte ölü bir hücreye ne yapıyor? Zarar veriyor. Bundan görüyoruz ki Allah'ın halkı yemek konusunda çok dikkatli olmalılardır. Neden? Çünkü sağlıklı bedenimizi korumamızı Allah'ın tarafından bir isteği vardır. Ve bu isteği de biz yerine getirmeliyiz. Neden? Çünkü sağlıklı bir bedende güzel bir ruh olur. Sağlıklı bir bedende düşünceler farklı olur. Allah'ın istediği gibi düşünceler olur. Yani garip, artık bitmiş, yorgun, halsiz bir vücuttan sen fazla bir şey alamazsın. Bundan dolayı Elçi Pavlus da bizim vücudumuzda bir samimi çağrışta bulunuyor. Nasıl bir çağrıştı bu? Evet, ben buna cevap vermeden önce ilk önce Daniel hakkında bir şeyler eklemek istiyorum. Tabii Daniel kraliyet ailesinden, soylu birisiydi. Ayrıca de Daniel biliyoruz ki kendisi ne zaman oluyor olay yaklaşık olarak? Buradan 2600 yıl önce. Evet. Değil mi? 2600 yıl önce tabii ki bu ciddi bir zaman dilimi. Evet. Dolayısıyla o dönemde ve bu dönemde bakıyoruz ki aynı konular, sağlıklı beslenme vesaire gündeme aldık. İnsanoğlu ortadan 2600 yıl geçmiş ve bu konular hala güncel. Evet. Hala insanlar bu soruları soruyorlar. Ben nasıl sağlıklı yaşayabilirim? Nasıl sağlıklı bir yaşam sürdürebilirim? Ondan ziyade daha çok genç kalmak, işte insanlar yaşlanmaya veya, gelince. Evet. Ve ayrıca de bazı araştırmacılara göre Daniel yaklaşık olarak biliyoruz ki 620 ile 532 yıllar arasında yaşadı. Milattan önce. Evet. Tabii. Ve genç yaşında, demek ki genç yaşında daha dediğiniz gibi 17-18 tam olarak bilmiyoruz net kaç yaşında ama o yaş civarında, o yaş grubuydu. Babil'e alındı. O genç yaşında o Allah'tan taviz vermedi. Evet. Allah'ı birinci yeri ona verdi. Evet. Babil şehrine girerken özellikle onu İştar kapısından
girmesini söylediler, istendi. Bütün köleler iştir kapısından geçip oradaki dini, Kildanilerin dininin tanrıçesi vesaire, orada onun işaretleri vardı, onların sembolleri vardı. Bir nevi şunu demek istiyorlardı, bakın sizin tek inandığınız Allah bizim putlarımıza göre, yani bizim inandığımız tanrılara göre sizin Allah'ınız daha zayıf. Evet. Daha güçsüz. O bir bizimki daha vericiydi, evet. Yani merak edenler İstanbul'da arkeolojik müzesine gidebilirler. Orada çok güzel o 5. 6. 7. hatta daha eski zamanda da kalıntılar var. İştar kapısının o duvar süslemelerini gayet güzel bir şekilde yapmışlar. Onların benzerini yapmışlar. Görebilirler nasıl ve onu az da olsa hayal edebilirler, görüp de Daniel peygamber neler yaşadı, nasıl bir yerden geçti, evet, ve yürüdü. Ama bununla bitmiyor. Aslında Daniel birinci yeri Yüce Allah'a verdi. Evet. Yani biz diyet diyebiliriz. Yani şunu yemeyeceksin, şu. Ama birinci yer diyette değil, Allah'a olması, evet, lazım. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Daniel bunu 10 günde başardı Yüce Allah'ın yardımıyla. Evet, tabii ki. Yani Allah ona bu bereketi verdi. Göklerden onun üzerine bereketler yağdı. Evet. Tamam, sağlıklı beslenme çok önemli gerçekten. Bizim sağlığımız için tabii zaten konumuzda sadece beslenme değil, sağlıklı yaşam çok önemli olduğunu göreceğiz. Ama bunu kesinlikle ve kesinlikle Yüce Allah'ı ikinci, üçüncü, dördüncü yere getirip olmayacak. Yani evet, daima Yüce Allah birinci yerde olacak. O zaman doğru bir öncelik merdiveni veya öncelik sıralamasını doğru yaparsak, o zaman Allah bereketleyecek. Sağlıklı yaşamımızı da, yapacağımız diğer uğraşlarda, eğitimse eğitim, çalışmaysa çalışma, aile hayatı ise aile hayatı. Evet. Değil mi? Evet, biz de bunu görmüş olduk ki bir insan, evet, Allah'a geldiği zaman, Allah'ı tanımaya başladığı zaman Allah sağlık konusunda da ona ilk yolları göstermiş oluyor, açıklamış oluyor. Daniel aslında tanıyordu Allah'ı ama, evet, Allah'ı dediğiniz gibi o küsmedi Allah'a, bırakmadı Allah'ı. Allah'a sırtını dönmedi. Her ne kadar da zor olsa Allah'ın bir planının olduğunu o biliyordu. Ben, dedi, kendi tarafında her konuda sadık olacağım. Ve o sadık kalmasını da ileride onun hayatında görmüş olduk. Yani Allah onu orada o köle durumunda, o putperestleri insan arasında kendi ismini yüceltmiş oldu bu sadık olan onun hizmetkarına. Ama Allah dediğim gibi de bizden bir beklentisi var. Sadece konuşmayla kalmayalım. Tabii. Hayatımızı Allah'ı tanıdığımız zaman her konuda dinlenmemizde, yemeğimizde, çalıştığımızda her konuda, tabii, değişmesi gerekiyor. Ve bunu Allah da bize sessiz kalmıyor, açıklamış oluyor kendi, evet, sözünde. Evet sevgili seyirciler, bir bakalım bundan sonra Kutsal Kitap bizlere ne açıklamak istiyor? Kısa bir arada sizlerle tekrar görüşeceğiz. Bizimle kalın.